Herkese tekrardan günaydın. Bakın, hala kar altındayız. Arabanın köşesine bakın. Özge'nin arabası az kaldı gömülecek kara. Çok güzel. Ne yaptık? Sabah yine kalktık. Özge kahvaltıyı hazırladı. Ben üst katları kaldırdım. Ondan sonra üstümüzü başımızı giyindik. Ve yine şöyle kar eşliğinde oturma odasına kahvaltı masasını Özge koymuş. Dün akşamdan pizza hamurumuz vardı. Pizza da yapmış. Ondan sonra şimdi hemen size görüntüyü göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle hemen size karşıda göstereceğim. İnanılmaz güzel bir şekilde kar yağıyor. Akşamdan kar ki kıyafetlerimizi de hemen yıkayıp şuraya asmıştık. Bakın. Baksana. Artık tamamen kara gömüldük. Buraya aslan çocukları çıkarmıyoruz. Şu yüksekliğe bakar mısınız? Yarım metre kar var. Şuraya bakarsanız ne kadar derin olduğu görünüyor. Evet, cam artık neredeyse kapanacak. O şekilde. Çok güzel. Buraya da kahvaltımız hazırlandı. Bugün daha böyle mütevazi bir kahvaltı. Böyle. Hangi tabak müsaitse bugün onu kullandık. Sunum bulumu sunumdan geçtik. Ay nasıl? Tavuk neredeymiş? Bakın. Çok ya, güzel. Yeme o zaman. Tavuk kesiyor. Ne tavuk? Çok güzel, çok güzel. Bakın yine fırtınalı bir. Ne hangi kafeye? O az değil mi? Tamam. Biz şimdi çıkıyoruz ve bahçeye doğru gidiyoruz. Bilin bakalım bugün ne yapacağız? Bilin bakalım ne yapacağız? Karın altından mancar çıkartacağız canlarım benim. Ay ne kadar güzel kızartır affetmeyiz Allah'ım içim kıpır kıpır. Bugün çocuklarla iglo yapacağım. Nedir? Kutuplarına böyle şey oluyor ya. Kutup evleri işte. İglonun Türkçesi neydi kız? Neyse işte yapınca görürsünüz. Dün Instagram'da gördüm. Okul arkadaşım yapmış çocuklarına. Ondan inspiration yaptım. Kopya çekeceğim. Buradaki bütün karlarla böyle güzel şuraya bir kutuplar yapacağız inşallah. Ay çok güzel. Çok da soğuk ama. İnanılmaz Sibirya soğukları geldi şu an Almanya'ya. Yaşayacağız inşallah. Biz geçen anlatmıştım ya kışın böyle yeşillik yemek istedik yarımız. Bak çok şirinsin abimle, Şevket abimle. Bahçeye girerdik o kaz böyle kazandık. Burayı bir kere şöyle bir temizlemişler bakın. Evet. O yüzden dışı böyle kocaman aynen kar. Kütleleri. Kristal kar. Değil mi ya? Yani böyle şey değil. Ay kalsın 3 gün 5 gün. Bence de. Ben çalışanlar için kolay gelirim. Ne yapayım ben? Ben çalışmıyorum. Ne bileyim ay bu çok egoistik bir şey oldu. Biz dün akşam Özge ile kilidi açamadık çünkü donduydu. O yüzden sıcak su getirdik. Anahtar nerede? Şu cebimde. Bismillahirrahmanirrahim. Anneme eldiven giy dedim ama giymedi. Yok çok geldiğine uğraşamam şimdi. Yüzden geçirmeyelim biz. Şimdi gene girdi. Dün akşam biz girdiremedik bile. Azıcık daha mı sıcak su getirsek? Ben çok tamamlanmıştır. Ay bembeyaz her taraf ya. Allah'ım. Bir poz ver bakayım. Tamam. Baksana. Allah'ım çakma yerine özür seni yaptım. Ben şunu al. Tamam. Ben uzun alayım. Tabii cama da alayım biraz. Bir dakika artık kalsın. Evet, annemin mancar toplama macerası bitti. Şimdi mancarları aldık. Bakın.
Şimdi çıkıyoruz. Anne şuradan anahtarı almayı unutma. Nerede? Dur cevi, dur cezveli. Sen onu ver bana. Bir dakika. Kilidi de alıyorum. Onları getirsin. Tamam getiriyorum diyorsun. Ben gideyim hadi. Haydi bakalım. Ay vallahi zor şartlar altında. Mancar toplu kadın. Şöyle kapatalım. Didik. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Ay. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Evet, bakın. Şimdi annemlerin bahçesi. Arkadaşlar, burayı yapsanıza. Ya, gelin. Tamam, sepetimizi, pancarımızı kestik. Şimdi eve mi çıkalım? Şey olur, eve çıkalım. Başka şu anda ateş yakmayalım daha. Bunu evde hazırlayıp tencereyle bırakırız oraya. Tamam, haydi bakalım. Alıyorum. Alıyorum. Ay çok güzel ya. Az sonra ateşe kakan yaparsın. Tamam. Ateşime geliyor rüzgarla. Evet. Evet gel. Dikkatli ol. Dikkatli bas yere. Şurası bayağı bir yükselmiş bizim burası. Altı donmuş beton üzeri. Bayağı bir yüksel çıkmış. Ama rüzgar buraya kalktığı için burada yarım metreden fazla kar var. Evet şimdi eve ay, gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız şöyle şurayı bakın. Yolu açma payımızla beraber yüksekliğe bakar mısınız? İnşallah tekrar yine oraları bir boşaltar. İnşallah evet. Hadi Özlemciğim. Hadi. Sile basar mısın? Dondu ayaklarım. Bakın hala septire septire böyle bir yağıyor yani. Rabbimize şükürler olsun. Yani birçok insana belki sıkıntı ama yani gerçekten biz şu an mutluluğunu yaşıyoruz. Yolu açmam lazımdı ama açtım. Of. Ay nefes nefese kaldım. Çocuklara şuraya böyle buzdan kale yapayım dedim ama olmadı. Daha geniş. Kıçı da geniş. Bakıra ihtiyacım var. Of. Annem de şimdi bahçeye geçti. Hemen onu da çekeceğim çünkü kuzineyi kuracağız şimdi. Ne oldu? Hocam! Tamam kaldır. Ay Mikael'in ta dizlerine kadar geliyor kar. Ay ne kadar çok seviyorum. Ay sevindik değil mi? Ne kadar çok yoruldum. Evet terasa o kadar çıkılmasın diye uğraştık ettik. Bırak kırsın. Kırsın kırsın. Ve kuzinemizi yakmaya başladık. Evet. Şöyle. Ateşimizi yakmaya başladık. Hadi bakayım bismillah. Evet, mancarımız da. Malzemelerimiz hazır. Malzemelerimiz hazır. Şimdi pişireceğiz. Önce şuna şey getireydik kız. Açıp kapatıyorum değil mi?
Evet, görüyorsunuz. Ocağımız tüttü. Of, böyle kuzinemiz yandı. Mancarı da koyduk üstüne. Az sonra bulgurun suyunu. Oh, mis. Burada pişsin, bakın kendisi. Ateşimiz de yanıyor. Alın kar manzarasında. Canlı canlı. Oh oh oh. Tamam. Ay. Kapağını da kapatıver. Oh mis. Vallahi buzlama da yapacağız inşallah, bakalım az sonra. Aynen. Evet, bulgurunu da attık. Bugün bulgurlu yapıyoruz. Bugün bulgurlusunu yapacağız. Göceyi de öbür türlü yapacak mı göceyi? Yaptım ya, onu pişti o. Pişti değil mi? Göce... Yani pişti derken biraz pişti, biraz da sonra ocağın üzerine koyacağız burayı yine. Evet. Şöyle. Evde şişirdik onu. Güzel kabarttık. Şöyle karın içinde vallahi. Bilenler bilir. Ordular genelde Karadenizler bizim Zonguldak tarafı yapıyor. Bu da kapı kapattık. Çocuğum kendi kendine kaybolacak. Neyi? Hadi kay bakalım orada. Şimdi evin önüne geldik. Annemle buraları küredik. Evimizin önünü süpürmek zorundayız. Şurayı da ben yapmışım, çıktım yapmıştım ama gene sürekli üzeri doluyor her ne kadar yapsak da. Şimdi şöyle caddeyi, insanların geçtiği yeri, kendi kapımızın önü komple bir açtık. Bir de babam işten geldiği zaman evin önüne girebilsin diye şöyle garajını... Mikail, öyle yapma oğlum ya. Ama bizim oraya topladıklarımızı dağıtıyorsun. Oradaki şeyle oynasana. Kum diyecektim. Karla oynasana. Of, Almanya felç. Biz felç. Ömer dondu. Eve girdi. Elleri ayakları dondu. Özgü onu hemen şimdi ısıtıyor yorganın altına sokuyor. Gülşen de şimdi dayanamadı. Ben de gidiyorum artık dedi. Gülşen de girdi içeri. Ay çok soğuk. İnanılmaz derecede soğuk ama biz çok büyük keyif alıyoruz bundan. Evet, bugün daha soğuk. Çocuklar bugün dünkü gibi dayanamadılar. Dün güzel bayağı dayanmışlardı. Evet, burada ocak olur da Türk kahvesi olmaz mı? Bakın. Lahana taşmış. Şunu silmem lazım. Kahveyi koyduk ocağa. Gözlerim ateşten yandı, dumandan. Şimdi şurada bir keyif kahvesi içip ondan sonra içeri geçeceğiz. Çünkü Ömer içeride, Özge'yi birazcık kaynıyor. Evet, kahvemizi de yaptık. İnanır mısınız, tam böyle odun ateşinde pişmiş. Enfes lezzeti, çok güzel. Yemeğimiz de pişti. Şimdi kahvelerimizi de yudumlayıp artık ben içeri gireceğim. Ondan sonra birazdan bir yarım saat daha mancar lahanamız şeyini alsın, kendini alsın. Ondan sonra güzel bir şekilde böyle oh mis gibi mancarımızı yiyeceğiz ve artık bugün eve gideceğim çok şükür sonunda. Böyle bakalım, haydi. Finaldeyiz. Mancarımız pişti. Oh mancar. Bazıları mancar deyince kızıyor, kara lahana diye. Biz öyle kara lahana, mahar lahana değil. Bizde mancar bu. Mancar var, yiyeceği mi derler. Böyle köy makarnamız. Anam gardı bir acıkmışız, uşaklarından bir yemek yiyelim. Şu da göceli fasül, şey kabuklu göceli fasulyemiz. Oo! Anam bunlar ocakta pişti, biliyorsunuz mu? Bunlar bütün bunları böyle ocakta, ocağımız da hala tütüyor. Türk kahvemizi de yaptık inşallah. Neyse, ha onu çekim yapamadık çünkü artık donmuştuk.
Böyle bakalım. İşte et tükettik. Onlar bakıyor. Kaşık kaşık. Gene aynısını söylüyor. Ne diyor? Onlar kaşık kaşık yiyorlar. Benim tabağıma bakıyor diyor. Neyse böyle işte bakalım arkadaşlar, artık finale doğru geliyoruz. İnşallah yarın kar kalkmazsa yarınki hedefimiz orada ocakta kuymak. İnşallah. Hepsini bugüne sıkıştırmayalım dedik. Arkasından belki kemikli et yaparım. Aynen, peşinden kemikli et. Onu da ay onu da yufkanın üstüne dökeceksin. Ay bırak ye, yemin ediyorum. Evet Abbas, yolcu bağlasan durmaz. Artık yeter gayrı. 3 gündür anamlardayım. Ağzımı şöyle şalıma bağladım çünkü insanın ağzı burnu donuyor resmen. Çocukları da bu şekilde yaptım. Şallarıyla, atkılarıyla. Şimdi ellerim kollarım dolu bir şekilde gidiyorum. Özge'nin arabası full kar doldu. Arabası karla kapandı. O yüzden arabası çıkmıyor. Ondan sonra izin de alınca birkaç gün daha burada. Dedim anamlarda çok durdun. Azıcık da gel ben de duralım. Şimdi o Gülşen'le bizim önümüzden çıktı. Mikael yapmasana, insanlar o kadar uğraşıyor yolu temizlemek için. Daha çok pisletiyorsun. Ömer Halis hayır. Oğlum hayli küçük boyuna kalkıştı işleri bir görseniz. Her neyse onlar Özge, Gülşen'le biraz erken çıktılar. Reve'den çilek falan alacaklar. Birazdan dedik şöyle şey yaparız. Bir waffle yaparız dedik. Yanına da çay demleriz. İnşallah o şekilde otururuz dedik. Bakalım bir iki günde bende kalacak. Bakarsınız yarın gene bir anneme geliriz öğlen. Çünkü o kuzini orada yarın bir de orada ateşin üstünde bir de kuymak yapmaya mıydık yani. Neyse böyle bakalım gidiyoruz. Şimdi çayımız demleniyor. Çocukları yatmadan önce şöyle birazcık çıtı pıtı bir şeyler koyduk ortaya. Şimdi birazdan güzel bir de film açacağız. Ve artık burada bugünün kapanışını yapalım istedik. Benden bizden bugünlük bu kadar. Aferin. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda inşallah tekrar yine sizlerle görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.